Ben Konya'dan geliyorum. Seçim sonuçları gösterildiği gibi değil. Bırak beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Hangi dini? Ben bir su aldım 10 lira. Güzel mi? Güzelecek, güzelecek yakında. Mı yapıyor buna? Hadi biz koyunuz. Bizim çobanımız belli en azından. Ben hem açım diyorsun 50 bin lira telefon kullanıyorum. Bak Allah'tan korkma. Bak 50 bin lira telefon kullanıyorum. Bak niye kullanıyorum? Yalan diye. Sen Tayyip'e bir sefer vermişsin de. Biz Tayyip'e 100 sefer verdik. 100. Hayırdır? Laf olsun diye konuşuyorsun. Boş ver, Tayyip Erdoğan gibi babası mı varmış? Ya. Sen belki de bir kere vermişsin. Valla beter olsun bu millete müstahak. Bırak beni. Bırak beni. Çocuğu nerede? Tamam. Şey çocuğu nerede? Ya mikrofonu ver söylesin çocuğu. Allah beraber olsun seni. Bir dakika. Bırakamam. Efendim, seçim sonuçlarından memnun musunuz? Seçim sonuçlarından memnunum. Evet, desteklediğim parti kazandı. Onun için memnunum tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şu süreçten sonra ne isterdiniz? Karşınızda olsa ondan ne isterdiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne isterdim? Aslında istediklerimi yansıttığı için kendisine oy verdim. Bu şekilde devam etmesini bekliyorum. Pahalılık biraz azalsın, Suriyeliler gitsin. Başka huzur, mutluluk, başka bir şey ne isteyebiliriz ki? Her şeyi yapıyor zaten, elinden geleni de yapar yani, inanıyorum buna. Efendim, ekonomi, sağlık, eğitim, herhangi birisine bir pürüz gördüğünüz alan? Yok. Çok memnunuz, aynen çok memnunuz. Peki. Allah onu başımızdan eksik etmesin canım. En son haber bak, ben kaydım da var. En son haberi de devam ediyorum. Bak. Allah razı olsun yani abi. Yani sizi takip ediyorum bak, tüm komple. Teşekkür ederiz abi. Yani o zaman röportajımıza da çıkar. Ne konusunda Kevali abi söyle, dur çek bu. Abi şöyle, seçim sonuçlarından memnun musunuz? Ben Konya'dan geliyorum. Seçim sonuçları yani gösterildiği gibi değil. Çok sıkıntılı. Ortada sıkıntı var. Sıkıntı yok mu ortada? Sıkıntı. Yani dolar hala baskı altında. O dolar belki de devalüasyon olacak. 50 liraya çıkacak. Yani nerede bu iyilik? Nerede bu güzellik ya? Yani herkes mi böyle soyup sovana çevirecek? Yani bu kadar olmaz ya. Yani ne yapmamız lazım? Söyleyin de öyle. Tamam, devlet için çalışıyoruz diyor. Ne yapıyor ya? Yani ben bilemiyorum. Yani her şey kötü. Yani iyilik var mı? Söyle, sana soruyorum ben. Yok. Yok, anlamadın hiç. Benim asıl sorum şu abi. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an karşında. Evet. Ondan ne isterdin? Nereyi iyileştirsin? Nereyi düzenleme yapsın? Ya milletin eski alım gücünü yerine getirsin. Her şeyi katlamasın. Herkes aldığında kalsın bari, de katlamasın. Yani dolar 20 lira da kalsın. Hiç olmazsa herkes kendi ona göre kendini ayarlasın. Yani bu kadar olmaz ya. Yani evet, inanmaya çalışıyoruz. Doğru, dürüstlüğüne, iyiliğine, güzelliğine inanmaya çalışıyoruz ama vallahi yok. Yani evet, Allah adamı olabilir, hak adamı olabilir, yanlış yapmayabilir de memleket kötü. Ekonomiyi hani, düzelsin diyorsunuz yani. Başta ekonomi, yani alım gücü olsun. Ben şimdi su aldım, vallahi su aldım 10 lira, 10. Şerefime namusuma 10 lira şu su bak. 1 lira belki de bari şu suyu. Vallahi 10 lira ya. Yani ne yapmam lazım? 80 liraya kokoreç yedim. 80 lira. Sen yani nasıl yani olacak bu iş, olur mu yani 80 lira? Yani çıldırmak üzereyim, vallahi çıldırmak üzereyim. Yani bu kadar da yani yapacak bir şeycik de yok. Bilemiyorum, vallahi hüsrandayız, sıkıntıdayız. Yani peki, Kılıçdaroğlu gelseydi ne olurdu? Kılıçdaroğlu'yla alakası yok. Bu devlet eğer düzeleceğiz, hepsi birleşmesi lazım. Devlet bu bizim hepimizin yani. Kılıçdaroğlu ona. Hani mahallede bir çok özür dilerim küçük fınılar olur. Gel bacağına git de. Yani birbirleriyle dışıp duruyorlar. Yani gerek yok ya kardeş. Sen gavur musun? Yoksun. Müslümansan. Çünkü sen beraberleşmemiz lazım. Neyin mücadelesindeyiz ya? Sen ne için çabalıyorsun Türkiye? Hepimiz Türkiye için çabalamıyoruz mu? Ekonomiyi düzelsinler Allah aşkına. Yani bize yalvarmak düşer. Şu ekonomiyi düzelsinler. Her şey düzelir. İnanç da düzelir. Ekonomi düzelirse vatan da güzelleşir. Her taraf güzelleşir ama vallahi ekonomi sıkıntı oldu mu? Mümkün değil. Çok kötü ortalık. Allah hakkımızda hayırlısını versin. İnşallah iyi olsun. Çok dua ediyoruz. İnşallah iyi olsun. Bu memleket bizim. Hani kendisinin dediği gibi aynı gemideyiz. Vallahi batıyoruz. Billahi batıyoruz yani. Vallahi var. Yapıyor da yiyor da. Yani daha ne istiyoruz ki? 20 seneden fazladır adam her şeyi yaptı. Niye memnun kalmıyorsunuz? Emeklerin maaşlarını alınca
memnunsunuz. Hiç dile getirmiyorsunuz. Ben 35 sene çalışayım. 10 lira alayım. Sen onu da primle yatır. 10 lira ikra şey maaş alayım. Sen onu da sonra... Allah bereket versin. Senin 7,5. Sen kaç para yatırdın? Sen Bağkur emeklisi oldun. Yatırmadın. Hiçbir şeyim yok. Yok ki almıyorum ki. Hani devletin 5 kuruş parası yoktu da millete emekliye ben edemem diye demem diyordu. 2 milyon kişi emekli oldu senin sırtından. Tamam olmuş olmasa niye? Kızacaktınız. Niye ben sekiz? Erdoğan eksik etmesin. Allah'ım. Herkes bu vatan için çalışması lazım. Herkes bu millet için. Sen tepeye geçti gene de aynı mı diyorsunuz? Yok Tayyip Erdoğan'dan istediğiniz ne diyor? İstediğiniz ne? Araştırma yapıyor. Tayyip Erdoğan'dan ekonomiyi düzeltmesini istiyor. Ne istiyor? Kurban oldum Allah başımızdan eksik etmesin. Ekonomi hepsini yapar. Sağ olsun da. Düzeltmesi lazım. Ben bir su aldım. Daha iyi, düzgün. Daha yeni örnek verdim. Ben bir su aldım 10 lira. Güzel mi? Düzelecek yakında. Erdoğan mı yapıyor bunu? Kim ben mi yapıyorum? Niye 10 lira aldı be? Erdoğan mı yapıyor bunu? İnsanlar böyle işte soğancı patatesçiler var ya onlar yapıyor. Kokuruş 7 liraya 8 liraya yediğimiz 20 liraya en fazla 20 liraya yediğimiz kokuruş düzeltecek her şeyi düzeltecek. Düzeltecek. Dolar yükseliyor nerede yükselecek? Kafanı yorma. Hayır Erdoğan bir tek sağlıklı olsun başımız da olsun Allah'ın izniyle hepsi bir düzelecek zaten. O soğancılar patatesçiler bunlar. Ayeti kerim. Gereğince hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya hemen ölecekmiş gibi ahirete sarılacağım. Bunlar da yok. Allah, işte o Müslümanlığı bilen. Şimdi ben Adana'dan geldim biliyor musun? Evet. Soğan, sarımsak hepsini dökmüşler. Evet. Döktüler. Ha, bu zihniyet şey, işte. Tabii. Bu zihniyet soğanı sarımsağa muhtaç ettin milleti. Hepsi onlar oyun ya. Vallahi oyun ya. Billahi oyun ya. 8 lira şimdi soğan. Onlar oyun. Onlar oyun. Onlar oyun. Yani göğe ya. Allah de. Oyun bizde koyunuz. Size göre onlar oyun bizde koyunuz. Hadi biz koyunuz bizim çobanımız belli en azından. Karşı taraf senin için demiyorum yanlış anlama. Abi yok. Yani ben karşı taraflı değilim. Ben ekonomi demedim ben ekonomiden tarafı. Ben Tayyip'e senden fazla ben 10 kişiyim ailecek. Ben veriyorum Tayyip'e. Ben Konyalıyım. Bizim Konya %75 şimdi verdi. %75 verdi. Senin Ankara İstanbul'u bile %50 vermedi. Abi, tartışmıyoruz şeyler. Bir suyla bir Tayyip'i kıyaslama o zaman. Heh. Allah başımıza ne eksik etmesin. Bir suyunu başkası gelsin sen o suyu da alamaz. Altılı masayı paylaşamadılar. Altılı masalı da değiliz abi. Siz aynı siz şey değilsiniz. Daha yeni geldi. Yani bir dakika sabret. Menfaat peşinde olsak bir yudum suyun açıklamasını Tayyip'le kıyaslaman sen. Niye? Nasıl niye? Sen 10 lira dedin baba suyu ya. Suya 10 lira. Ekonomi. Hadi yapalım işte ne yapacağız onu diyorum ben. Koca İHA'ları, SİHA'ları görmüyorlar. 5 liralık su ana 100 liraya çıkarttılar. İnşallah şimdi onlar Tayyip'i düşüremedikleri için bunları yükseltiyorlar onu. Ya düşüremezler ama. Aynen. Yetmesin. Kurban olduğum valla. Ekonomi de düzgün her şey. Abi söz ağızdan çıkar. Ben emekli, erken emekli edecek, EYT emekli edecek. Benim 5 kuruş param yok diyor. Defayen açıklama yapıyor. 2 milyon kişi emekli diyor. Kim? Olur mu? Hak mı? Kim Hayır. diyor? Tayyip mi diyor? 5 kuruşum yaktı. Çıkan petroller ne? 8 sene yedemedi ablam. Ben emekli olamadım ya. 8 sene çalıştım. Ne olacak? Abi. Çok mantıksız. Fransa niye? Sarı yelekliler çıktı. Erken yapabildin mi bir şeycik? Abi yapmıyor. Abi anlamıyorsunuz. Memlekete sırtına yük bu. Yük. Kim yük? Bu yaptıkları olay. 8 senedir niye emekli olamadın? İşte EYT olmadı işte. Hayır ne EYT'si? Adam elinden gelen tüm gayretiyle bu Türkiye'ye güzel şeyler yaptı. Sen tamam. Yani şimdi ben Tayyip demek istemiyorum. Tayyip adam giyip adam burada her kayı al kona kalkıp boy verdi. 8 senedir. Herkes oy verdi. Sen imansızlık yapmışsın vermemişsin ki. Ben şöyle soruyorum. Binlerce insan sosyal yardım alıyor. Bak dinle. Sen bir sefer verdi. Sen Tayyip'e bir sefer vermişsindir. Biz Tayyip'e 100 sefer verdik. 100. Tayyip'i. Bu vermiyor mu? Hayırdır? Senin yaşın mı? Ya abi git ya. Laf olsun diye konuşuyorsun. Boş ver Tayyip
Tayyip Erdoğan gibi babası mı varmış? Ne sanıyor kendini? Bir kere vermiş bardan da 10 kere vermiş. Yani, sen belki de bir kere vermişsindir. Vallahi beter olsun bu millete müstahak. Müstahak. Yani ben gidiyorum. Yok yok. Verdiğine pişman mı oldun? Ben bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Romanlardan. Bak bak amca. Baskıdan 20 lira dolar 25 lira ya. Bak bak. Ben Roman çocuğuyum. Dinle beni dinle. Bak beyefendi. Ben Roman çocuğuyum. İstanbul Romalılar temsilcisiyim. Ama %8 Romalılardan oy almış bir. Bak şey var ya. Bugün %8 Romalılardan oy almış bu adam. Yani gerçekten güzel şeylere imza atmış. İnkar etmeyelim arkadaşlar ya. Binlerce insan PTT'lerden para alıyor. Yardım parası alıyor, erzak parası alıyor. Bütün her şeyini sağlıyor. Daha ne yapacak adam kardeşim? Uçak mı verecek onlara? İhtiyacı olan da alıyor, yani, olmayan da alıyor yani. Yani mecbur. Yani, basit ya. 99 yani. Depremi olmadı mı arkadaş? Bunlar gidip Avrupa'dan borç para almadılar mı? Memur maaşlarını yatırdılar. Gene depremzedeler ortada sürünmedi mi abi? Nankör olmayın ya. Ya adam şimdi deprem oluyor. Allah bir daha yaşatmasın. Evini de yapıyor, senin şeyini de konaklamanı da sağlıyor. Ya abi olmaz, vallahi olmaz. Ya nankör, vallahi bu millet ekonomik nankör ya. Ya bu millet ne abi biliyor musun? Sen bir ver, üç ister. Üç ver, beş ister abi. Millet aç gözü. Bak benim dört daire iki dükkan var ayıptı söylemesi. Benim kiracı 6 senedir içinde 2000 liranın üzeri en yüksek kira vermiyor. Hepsi de 3 artı 1, hepsi de doğalgaz şeyi. Bunu yapan kim? Benim mesela. Sen aç gözlü olursan, daireni 15-20 milyara verirsen bunu da Erdoğan'dan bilmeyeceksin abi. Erdoğan'ın bir ton işi var. Avrupa ile uğraşıyor, seninle uğraşıyor. Hacı babayı konuştursun. Ya içindekilerle uğraşıyor abi. Tamam. Abi ben tutayım. Şimdi mesele ne? Ben anlamadım. Bir dakika. Mesele ne ablam? Abla. Ekonomi. Siz hiç ezanı düşündünüz mü? Bosna'ya gittiniz mi? 10 bin tane kadını kestiler. Tayyip Erdoğan gençti o zaman. Aratın Çakıcı, bütün mafyalar. Herkes Erdoğan Hoca geldi. Ezanı kurtardık. Siz Allah'a... Bak siz Allah'tan korkmuyorsunuz hepiniz. Siz önce Allah'ı düşünün. Peygamberi düşünün. Siz önce ezanı düşünün. Bayrağı düşünün. Ondan sonra kim ne, kim aç? Ben ona 1 milyar dolar vereyim. Lan hem açım diyorsun 50 bin lira telefon kullanıyor. Lan Allah'tan kork lan. Lan 50 bin lira telefon kullanıyor. Kimi kim lan? Bak o Kılıçdaroğlu da iyi. Tayyip de iyi. Hepsi Türkiye'yi koruyor. Bak ne kullanıyorum. Ne lan diye. Yok bir dakika. Şey yapmayın. Bir saniye. Sen şimdi hangi aileye 7 bin lira para girmiyor? Abi hangi aile? Hangi aileye 10 bin lira girmiyor, erzak girmiyor? Bak ben sokaktayım, bunlar biliyor herkes. Ben 12 bin lira maaş alıyorum. Ne maaşı biliyor musun? Gazilik maaşı. Hayır. Sen bir kere nankörsün. Git namazını kıl. Abi, ne işin var erkeklerin içinde? Senin erkeklerin içinde ne işin var? İşte bu zihniyet var ya. Hangi zihniyet? Bu zihniyet hangi senin zihniyet? Ülkenin içinde. Ben bu ülkede... Hangi zihniyet? Bir dakika. Hangi zihniyet? Hayır. Bırakın beni. Hangi zihniyet? Abi, senin çocuğun nerede? Çocuğun nerede? Abi, bir dakika. Çocuğun nerede çocuğun? Abi. Senin çocuğun eroin mi içiyor? Çocuğun kokain mi içiyor? Bir dakika. Bırakamam. Öyle yok. Sen konuş. Öyle yok öyle. Mikrofonu ver. Çocuğu nerede? Çocuğu nerede? Allahu ekber. Çocuğu nerede? Tamam bir ver. Hanımdır. Abi mikrofonu versene. Avrupa şey mikrofonunu verdi. Mikrofonu bırak konuşayım. Çocuğu nerede? Sana tutacağım. Çocuğu nerede çocuğun? Bırak beni. Çocuğu nerede? Tamam. Senin çocuğun nerede? Tamam mikrofonu ver söylesin çocuğuna. Allah beraber etsin seni. Çocuğu nerede senin? Çocuğun nerede? Amca şunu bırak konuşsun. Susun bayan. Lan kayıp. Ama alırsan daha söz hakkı vermeyeceğim. Hanımdır. Buyurun.